Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün alışverişe geldim. South Costa Plaza'ya geldim. Burada çok fazla mağaza var. Yani bildiğiniz bütün popüler, bilindik markalar var. Şimdi içeri gireceğim. Tam açılış saatinde geldim. Yani 11'de açılıyor. Hatta 10.50'de falan geldim. Ama yine de içerisi bayağı kalabalık gözüküyor. Şimdi ilk önce hatta kahvaltı yapmam gerek. Çünkü evden öyle bir hızlı çıktım ki. Annemin işi vardı. Beni bıraktılar. Kahvaltı yapmadım. Şimdi bakacağım, belki Starbucks'tan falan alırım ama Starbucks kesin çok kalabalıktır. Şimdi. İçerisi bayağı dolu gözüküyor. O yüzden şurada bir tane asayi bolcu gördüm. Şurası. Buradan bir şey alacağım, bakayım bir. Aşırı güzel ya, çok güzel oldu bence. Şimdi bunu yiyeceğim. Bir masa ben bulamadım, bayağı dolu. O yüzden şöyle bir bankta oturuyorum. Gezmeye başladım şimdi. Hemen önüme Pandora çıktı. Ve bugün Pandora'dan bir şey almak istiyorum. Bir charm. Çünkü biliyorsunuz Las Vegas'tan böyle bir 2 ay önce falan şeyi almıştım. Pandora bilekliği. Hatta arkadaşlar şu an. Ama charm daha alamadım. Charm'ım yok. O yüzden bir alışverişimin sonunda geleceğim. Eğer çok şey almış olursam belki ilerleyen zamanlara şey yaparım ama çok almamışsam gelip alırım bunu. Zara'dan başlayacağım. Zara'ya gitmek istiyorum. Kesinlikle Zara'dan bir parfüm almak istiyorum ama çok kararsız kaldım. Hepsi çok güzel ve hepsini koklayınca da anlaşılmıyor yani. Karışıyor kokular. Şunu beğendim. Fiyat olarak da iyi. 28 dolarmış. Ama bilmiyorum. Şimdi parfümü bıraktım çünkü karar veremedim ama tekrar bakacağım. Bu iki pantolonu deneyeceğim. Galiba şu turuncu olanı beğendim. Gold ismi. Zara'dan aldım sonunda ama resmen bir saatim gitti. Bayağı oyalandım. Bir de self checkout yapacaktım çünkü çok fazla sıra vardı. O self checkout'ta yani bu kıyafetlerin üstündeki alarmı falan kendin çıkarman gerekiyor. Onunla biraz zorlandım. Bir de birisi de bakmıyordu. O yüzden ama sonunda yaptım yani. Sephora'ya gideceğim. Aşağıdaymış. Aşağı iniyorum. Sephora'dan bir tane arkadaşımın doğum günüydü ama bugün doğum gününü kutlayacak. Buradan sonra onun doğum gününe gideceğim. Onun için benden lip oil istemişti Rare Beauty'nin. Onu aldım ve onun hesabını kullanarak ona Sephora'nın hediyesinden aldım. Bunu normalde ben çok istiyordum kendi doğum günümde ama o gittiğim Sephora'da yoktu. O yüzden ben başka bir şey almıştım ama ona bunu alabildim. Onun telefon numarasını yazdım. Kadın da bana doğum günün kutlu olsun dedi ama arkadaşımın normalde. Bunu valla açıyorum şu an. Azra, sen yabancı değilsin. Şimdi çok merak ediyorum. Dior'un şu küçük parfümünden. Hemen bakıyorum şimdi. Şöyle açtım. Galiba bir tane erkek, evet şu erkek için. Bir de kız olanı var. Kız olanı çok tatlı. Ay. Geri bunu sonra hemen paketleyeceğim. Ay çok güzel. Yani büyük ihtimal bir haftalık kullanımda, hatta 2 günlük kullanımda biter bir şey ama çok güzel. Erkeğine de bakayım. Erkeğini de artık babasına falan verir. Bu da çok güzel. Şimdi bunları geri paketleyeyim.
şekilde. Tek sıkıntı bunlar parfüm gibi değil. Yani şöyle açayım. Bileğinize falan böyle hafif dökmelik bir şey. Bir dakika, açamıyorum. Şöyle bir şey var. Parfüm gibi sıkmalı olsaydı bence daha kullanışlı olurdu. Ama yine de yani çok güzel. Zaten hediye, yani bedava olduğu için şey değil. Dizaynı varmış böyle. Çok güzel. Ben böyle bir ağırlama görmedim. Şimdi size birazdan anlatacağım. Çok güzel bir mağaza bu arada. Biraz göstereyim. Arabanın videosunu, fotoğrafını çekmek için mağazaya girdim, hani size de göstereyim de. Sonra adam o kadar ilgilendi ki böyle dedi fotoğrafınızı çekeyim isterseniz falan. Orada sonra gözlükler vardı. Gözlüklerden taktım, sonra bana şu poşeti verdi. Poşetlerimi bunun içine koydum. O şekilde fotoğrafımı çekti arabanın önünde. Sonra dedi bunu paylaşın, işte çok beğeni alırsınız falan. Sen nerelisiniz dedi, ben de Türkiye'liyim dedim. Sonra bayağı şaşırdı, böyle İstanbul falan dedi. Bayağı güzeldi yani. Sonra bu poşeti geri verecektim. Sizde kalsın falan dedi böyle. Bayağı garip bir şey andı yani. Öyle şimdi. Bir Pink'e gireceğim. Ben karşı defa gideceğim. Çok fazla çeşitleri yok gibi. Pek bir şey bulamadım. Sonunda aldım. Bir tane böyle kalpli aile charm'ı aldım. Bence ilk charm için güzel bir charm yani. Şimdi dediğim gibi karşı tarafa geçiyorum köprüden. Orada da H&M'e falan gireceğim. Başka nere vardı? Orada da bakacağım yani sonra. Sonunda geldim diğer bölgeye. Şuradan ilk bir Starbucks'tan su alacağım çünkü çok susadım. Şimdi Starbucks'tan içecek aldım. Ondan sonra da H&M'e gideceğim. Şimdi H&M'e gireceğim. Umarım güzel bir şeyler vardır. Online'da çok güzel şeyler oluyor H&M'de ama store'a gelince hiçbir şey bulamıyorum. Bakalım şimdi. Nerede var? Az. H&M bir üst katlarmış. Annem de bu arada beni 15 dakikaya almaya geliyormuş. O yüzden çok hızlı olmam gerek. Neden bu kadar kötü siyah gözüküyor? Online'da aradığım şeyi buldum. Şimdi buna bakacağım. Başka güzel şeyler var gibi. Şurada kazaklar falan. Şu kazaklar. Bayağı güzel. Bakacağım şimdi hemen. O kadar güzel şeyler gelmiş ki bize yakın olan H&M'de hiç bu kadar güzel şeyler olmuyor. O yüzden biraz sinir oldum. Şu an çünkü buraya çok gelemiyorum. Neyse şimdi elime iki tane kazak aldım. Biri şu gösterdiğim, biri de bu yeşil mavi olan. Pantolonlarda da indirim varmış. Buy one get one free diyor. Şimdi bunlara bakayım. Bu iki kazağı seçtim. Büyük ihtimal alacağım bunları. Ama pantolonlardan pek emin değilim. Pantolonları deneyeceğim şimdi. Bir de pantolonlarda şey vardı. Bir tane alana ikincisi bedava diye. Buradan da bayağı bir şey aldım. Buy one get one free şey doğruymuş. Ama gerçekten kötü şeyler vardı. Ben iki tane bir şey aldım. Hani bir tanesi 10 dolardı, bir tanesi de 7 dolardı. Şimdi annemi bekliyorum. O da bir şeyler bakıyordu. Şimdi çıkıyoruz artık. Bayağı bir şey aldım. Bunların hepsini göstereceğim size. Sonunda eve geldim, şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Bayağı bir şey aldım bu sefer. İlk başta Pandora'mı göstermek istiyorum. Pandora'dan charm aldım. Şu
şöyle küçük bir kutuya koydular. Hatta çarmıma da şimdi takacağım. 2 ay falan oldu neredeyse. Ama çarmı daha alamamıştım. Şöyle kalpli, üstünde family yazan bir çarm aldım. Şöyle direkt takıyorum. Bu şekilde. Bence aşırı tatlı oldu. Sonra Sephora'dan dediğim gibi arkadaşıma doğum günü hediyesi aldım. Zaten istemişti, yani istediği bir şeydi. O yüzden çok zorlanmadım. Şöyle Rare Beauty'nin lip oil'ı. Bence açalım, bir şey olmaz. Zaten kullanmayacağım, sadece kutusunu açayım. Zaten ona da alırken sordum hangi rengini istiyorsun diye, fotoğraf attım. O da bu rengini seçti. Şu şekilde. Bu hangi renk? Wonder rengi galiba. Aynen, Wonder rengi. Şöyle. Biraz koyu gözüküyor buradan ama daha açık bir rengi var. Bu şekilde bence bayağı güzel bir renk. Neyse, daha da şey yapmadan geri kapatayım. Bir de onun hesabını kullanarak, yani onun telefon numarasını yazarak bu Dior'un birthday, Sephora'nın birthday şeyini aldım. Bunu şu an açmayacağım. Zaten videonun başlarında açmıştım ilk aldığımda. O yüzden şu an açmama gerek yok bence. Oradan izleyebilirsiniz. Aşırı tatlı şu Dior'un. Ya, erkek şeyi de çıkıyor ama erkek şeyini büyük ihtimal babasına falan verir. Kızı o kullanır. Ya, kendisi de alabilirdi aslında Sephora'dan. Ama bu Dior'un şeyi her Sephora'da bulunmuyor. Hatta ben şaşırdım yani görünce. Daha böyle farklı hediyeler oluyordu. Bu olunca dedim alayım yani. Kaçmaz bu. Neyse, onu şimdi paketleyeceğim falan. Hatta iki tane arkadaşımın da doğum günü vardı. Onların da hediyeleri burada. Onlara da hatta aldıklarımı göstereyim. Bunları da dün aldım. Böyle Sharpie'nin highlighter kalemlerini aldım. Ve şöyle bir kalem kutu aldım. Bir arkadaşıma bu. Diğer arkadaşıma da. Aslında tam emin değilim hangisini hangisine versem diye. Çünkü aynısı aslında. Yani yine aynı kalem. Ama kalem kutu yerine bir tanesinde de defter var. Ve defter bence çok güzel. Ben kalem kutuyu da çok beğendim. Hem böyle makyaj çantası olarak da kullanılabilir. Hala emin değilim kime neyi versem diye. Neyse. Bunları paketleyeceğim. Ben diğer aldıklarıma geçeyim. Sonra Zara'dan aldıklarımı göstereyim. Zara'dan bu Golden Woman Gold diye geçiyor. Parfümünü aldım. Orada çok çeşit vardı ama bunu beğendim. Bu da bu arada 20 dolardı. Normalde 13 dolarlık da vardı. Daha küçüğü. Ama yani küçük olan gerçekten küçüktü. Sadece bir ay falan yeterdi bana. O yüzden onu almak istemedim. Şöyle. Ay, bu niye böyle? Kırık gibi bir yerden. Ben bunu böyle olduğunu bilmiyordum. Ben bunu sprey zannediyordum. Bir dakika ya. Bu galiba var içinde şeyi. Bir dakika. Tamam, buldum. Böyle döndürele şöyle açılıyormuş. Tamamdır, temizleyip geldim. Şu an mutlu oldum gerçekten. Yoksa diğer türlü kullanamazdım yani hani. Bir böyle birkaç kez kullanırdım, sonra atardım bir yere. Sonra şöyle düz bir siyah sweatshirt aldım. Zaten böyle bir şey arıyordum yani. Direkt klasik, yani her yerde giyinilir. Okulda falan da giyinirim. Sadece tek sıkıntı large beden bu ve tam bana oldu. Biraz daha oversize olmasını istiyordum ama daha büyük bedeni yoktu. Ama yine güzel yani, beğendim. Bu da ne kadardı? Bu da 30 dolardı. Bu şekilde düz bir tane kazak. Sonra yine her zaman gibi her alışverişimde olan H&M'i göstereyim. Şöyle bir kazak aldım. Bunu zaten online'da da çok beğenmiştim. Bu şekilde. Bu 25 dolarmış. Ve size olarak small beden aldım. Normalde ben böyle medium large falan giyiniyorum ama kalıbı bayağı büyük olduğu için
Small bileni hatta oversize oldu. Bu şekilde. Sonra şöyle bir kazak aldım. Bunu çok beğendim. Zaten ben bu renk tonlarını çok seviyorum. Böyle yeşil, lacivert. Bu şekilde. Bu da $19'dı. Böyle. H&M'den bayağı bir şey aldım. Yani 4 parça. Şöyle bir tişört aldım. Bu normalde $18'dan $8'a düşmüş. Ama ben buna $8 ödemedim. Çünkü buy one get one free şeyi vardı. O kadar fazla şey buy one get one free'di ki. Ama yani bayağı kötü ürünlerdi. Zaten o yüzden büyük ihtimal free yapmışlar. Hani bir an önce ellerinden çıkarmak istiyorlar. O buy one get one free yerinden şöyle bir pantolon aldım. Bu da normalde $25'dan $11'a düşmüş. Yani bu ikisi aslında $11'a gelmiş oldu. Çünkü bu $11, bu da $8 ama biri bedava olduğu için büyük ihtimal ucuzu bedava yaptılar. Fişe bakmamıştım ama yani bu $10'a gelmiş oldu bu ikisi. Bu kadardı alışverişim. Dediğim gibi bence güzel bir alışveriş oldu. Şimdi hatta sizde arkadaşlarıma aldığım doğum günü hediyelerini paketleyelim. Bence güzel olur. Bu videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz daha çok alışveriş videolarının gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenin ve aşağı yorum yazın. Ve kesinlikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.